Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün saf madde ve karışım konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bir önceki videomuzda saf madde ve karışım konusunu işlemiştik. Umarım tekrar yapıyorsunuzdur, tekrar yapmayı unutmuyorsunuzdur. Bugün de soru çözümüyle devam edeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki bazı karışımlar verilmiştir. Buna göre bu karışımları birbirinden ayırmak için kullanılması gereken yöntemler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir diyor. Birincisinde toz şeker ve demir tozu diyor. Demir tozu olduğu için aklımıza hemen ne gelecekti? Mıknatıs ile ayırma gelecekti. O zaman bir mıknatıs ile ayırma olacak. C şıkkı ve D şıkkı elenmiş olur. Su ve talaş karışımı diyor. Su ve talaş karışımında biri katı biri sıvı olduğu için böyle durumlarda süzme yöntemini kullanıyorduk. İki süzme olacak. 3 kum ve çakıl taşı dediğin zaman hatırlamaya çalışın. İkisi de katı olduğu zaman tanecik boyutu farkında eleme yöntemini kullanıyorduk. Elek kullanarak eleme yöntemini yapıyorduk. O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? B şıkkı olmuş oluyor. Devam edelim bir diğer sorumuzdan. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin karışımlarla ilgili ifadeleri doğrudur diyor. Karışımlar en az iki farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Evet, doğru bir ifademiz. Karışımda karışımı oluşturan maddelerin özellikleri değişmeden kalır. Evet, karışımlar en önemli özelliklerinden biriydi. Aklınıza limonatayı getirin. Limonun, şekerin tadını ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Karıştırılan maddeler bir daha birbirinden ayrılmaz diyor. Bu yanlış bir ifade. Çünkü karışımları ayırma yöntemlerimiz vardı. Biliyorsunuz bunlar 3 taneydi. Eleme, süzme, bir de mıknatısla ayırma yöntemi vardı. O zaman doğru cevabımız Elif ve Ayhan olacak. Cevabımız B şıkkı. Sorunun başından başlayalım çünkü öyle devam etmemiz gerekiyor. İnşaat ustası olan babasına Emir yaz tatilinde yardım eden Emir sıva harcı yapmaktadır. Babası yaptığı harcı beğenmemiştir. Çünkü kumun içerisinden çıkan çakıl taşları duvarların pürüzlü olmasına neden olmuştur. Emir harcı hazırlamadan önce kuma aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsa çakıl taşlarını kumdan ayırabilir. İkisi de katı olduğu için tanecik boyutu farkından yararlanması gerekiyor. O zaman ne yapması gerekiyor? Eleme yöntemini kullanması gerekiyor kum ve çakıl taşlarını ayırmak için. Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi saf maddeye örnektir diyor. Şekerli su biliyorsunuz şeker ve sudan oluşuyor. Salata birçok sebzenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çamur, kum, toprak bir araya geldiği zaman oluyor. Ama bakır tel ise nedir? Saf maddedir. Saf maddeye örnektir. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar, bir de soruları çözerken ilk önce siz videoyu durdurun. Siz çözün. Sonra çözümünü benle birlikte takip edin. Bakalım ki ne yapabiliyorsunuz, yapabiliyor musunuz, konu iyi anlaşılmış mı diye kendinizi böyle ne yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Devam edelim. Yukarıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde kutucuk içerisindeki ifadenin ait olduğu tür yönünden ilerlenecektir. Buna göre tüm değerlendirmeleri doğru yapan bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır diyor. Ayran neydi? Yoğurt ve suyun bir araya gelmesiyle oluştuğu için bir karışımdı. Hava ise neydi? Bir karışımdı. Çünkü havanın içerisinde de birçok gaz vardı. Birçok gazın bir araya gelmesiyle hava oluşuyordu. O yüzden cevabımız ne oluyor? Dördüncü çıkış olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Esma Nur annesine mutfakta yardım ederken içerisinde su bulunan kaba yanlışlıkla pirinç tanelerini dökmüştür. Esma Nur kaba döktüğü pirinç tanelerini sudan ayırmak istemektedir. Buna göre Esma Nur aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıdır? Şimdi bakın pirinç taneleri katı, bir de su var, o da sıvı. Katı ve sıvı karışımlarda biz hangi yöntemi kullanıyoruz? Süzme yöntemini. Hatta orada ne kullanıyoruz? Süzgeç kullanıyoruz. O zaman buradaki cevabımız ne olmuş olur? C şıkkı olmuş olur.
Bir berglastaki suyun içindeki kum ve demir tozu karışık halde bulunmaktadır. Buna göre karışımı ayırmak için sırasıyla hangi yöntemler kullanılmalıdır? Bakın çocuklar, bazı zaman size bir tane karışım ayırma yöntemini sorabilir ama bu tarz sorularda da sırasıyla hangi karışımları ayırma yöntemlerinizi sorabilir. Yani birden fazla karışımı ayırma yöntemini kullanabiliyorsunuz. Burada ilk önce demir tozu ve kumu sudan ayırmamız gerekir, mantıklı olan. O zaman ilk önce ne yöntemini kullanırız? Süzme yöntemini kullanırız. O zaman B ve D şıkkı elenir. Süzme yöntemini kullandıktan sonra, suyu ayırdıktan sonra geriye kalıyor demir tozu ve kum kalıyor. O zaman bu ikisini ayırmak için hangi yöntemi kullanırım? Mıknatıs neye çekerdi? Demir, nikel ve kobalt maddeler mıknatıs tarafından çekilirdi. O zaman demir tozlarını kumdan ayırmak için mıknatısla ayırma yöntemini kullanırım. O zaman da cevabım ne olmuş olur? C şıkkı olmuş olur. Sırasıyla bu ayırma yöntemlerini kullanmış oluruz. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi büyüklükleri farklı iki katı maddeden oluşumu, iki katı maddeden oluşumu ayırmak için kullanılabilecek bir yöntemdir diyor. Bakın, iki katı madde dediği zaman biz burada tanecik boyutları farklı olan katı maddeleri ayırmada hangi yöntemi kullanıyorduk? Eleme yöntemini kullanıyorduk. Hatta orada elek dediğimiz bir aleti kullanıyorduk. Hani elek dediğimiz bir aparatı kullanıyorduk. O yüzden cevabımız ne oluyor? A şıkkı olmuş oluyor. Yirmi santigrat derece sıcaklıktaki suyun içerisine 80 santigrat derece sıcaklığındaki demir küre atılıyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi burada hemen bir hatırlatma yapalım. Suyun sıcaklığı 20 santigrat derece, demir küre de 80 santigrat derece. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında ne olurdu? Isı alışverişi olurdu. Yani sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru ısı akışı olurdu. Bu bilgilerden yola çıkarak su ısı alır ve sıcaklığı artar. Doğru. Demir küre daha sıcak olduğu için suya ısı akışı olur. Yani suyun sıcaklığı zamanla artar ve su ısı almış olur. Doğru. Demir küre ısı verir ve soğur. Doğru. Suya ısı akışı olacağı için demir küreden suya. O yüzden zamanla suyun sıcaklığı artarken demir kürenin de sıcaklığı azalır ve soğur. Bu da doğru. Son durumda su ve demir kürenin sıcaklıkları eşitlenir. Doğru. İkisinin de sıcaklıkları eşitleninceye kadar ısı akışı devam eder. O zaman üçüncü öncülüm de doğru. Cevabım ne olur? D şıkkı olmuş olur. Bir diğer sorumuz. Birinci düzenekte A cismi B cismine dokunduruluyor. Bir süre bekletiliyor. Daha sonra A cismi ikinci düzenekte C cismine dokunduruluyor. Buna göre her iki düzenekte ısının akış yönleri nasıldır? Bir önceki soruda da dediğim gibi ısı akış yönü yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. O zaman birinci düzenekte A maddesi, A cisminin sıcaklığı yüksek, 50 santigrat derece. B cisminin sıcaklığı da 20 santigrat derece. O zaman birinci düzenekte ısı akış yönü ne olur? A maddesinden B maddesine doğru, yani şu yönde ısı akışı olmuş olur. O zaman zamanla A'nın sıcaklığı azalırken B'nin sıcaklığı artar. Ta ki ne zamana kadar? İkisinin sıcaklığı da eşitleninceye kadar. O zaman ikinci düzeneği düşünelim. A'nın sıcaklığı 50'den düşük olacak. Ama C'nin sıcaklığı, bakın zaten A'nın sıcaklığı 50'den düşük olacağı için C'nin sıcaklığı zaten A'dan büyük. O zaman ikinci düzenekteki ısı akış yönünde ne olur? C cisminden A cismine doğru olur ısı akış yönü. Zamanla da C'nin sıcaklığı azalır, A'nın sıcaklığı artar ve son durumda ikisinin sıcaklıkları da eşit oluncaya kadar ısı akışı devam eder. O zaman bu ok işaretlerinin sağlandığı şıkkı arayalım. Birinci şıkta ok işareti bu yönde olacağı için B ve D şıkkı elenmiş oldu.
Diğerinde ise ok işareti bu tarafı göstereceği için o zaman bunu sağlayan şıkkımız ne olmuş oluyor? C şıkkı olmuş oluyor. Güzel. Bugünlük bu kadar sevgili öğrenciler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tekrar yapmayı da unutmayın.